Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin birdik 21 olduk başlığıyla bir kampa kampanya demeyelim daha doğrusu kutlama yani 21. yıl kutlama etkinliği vardı o etkinlikte konuştu. Neler dedi Cumhurbaşkanı? Ee, dedi ki millet sandığa gittiğinde hizmete bakacaktır dedi yanılmayın aldanmayın dedi. Ee, bizim 2023 hedeflerimizin karşısında tek parti CHP'si güzellemeleriyle çıkanlara kimse itibar etmiyor dedi. CHP her zamanki gibi yüklendi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Eğitimde, sağlıkta, adalette, tarımda, ulaşımda, dış politikada AK Parti neler yaptı? Bunlar oylanacak sandıkta. Kafanız karışmasın dedi. Eee tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK dönemi gene gündeme geldi. Dedi ki, e, hatta orada ilginçte bir laf etti. E, İbrahim Tatlıses'in meşhur lafı var. O Urfa'da Oxford vardı da biz mi gitmedik diye meşhur lafı vardı dedi. Ee, biz dedi e, her tarafta bu lafın söylenmemesi için üniversiteler açtık dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan e, şeye de Kemal Kılıçdaroğlu'na da de dedi ki e, Kılıçdaroğlu sen bu ülkede SSK'nın başındaydın. Çık da şu hastaneyi ben yaptım de. O dönemde hastanelerde savaş ayın programlarını dalga geçer gibi bunlar dalga geçiliyordu dedi. Gene Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptı. Fakat en önemli başlık bana kalırsa şuydu her ne sebeple olursa olsun bu kutlu çatının dışına çıkarak kendine başka yollar çizenlerle geçmişteki çizenlere geçmişteki hizmetleri için teşekkür ediyorum dedi. Yani AK Parti'den ayrılan isimlere adeta bir gül uzattı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hiç alışık değiliz. Şimdi isterseniz sıcağı sıcağına bunu yorumlayalım. Hacı senle başlayalım. Hem teşekkür AK ediyorum. Parti'nin 21 yılı Şaban sevinç diyor ki ben de anlatacağım şimdi 21 Tabii yılı ki. diyor. Neler yaşattı bize? Ee, bir 21 yılı kısaca bir özet. Bir de bugünkü konuşmasından satır başları için neler söyleyeceksin? Şaban Bey dosyayla gelmiş. AK Parti propagandası yapacak bize zannedersen burada. İyi konuş şimdi senden dinleyeceğiz. Tabii ki. <laughs> Eksiyle gediyle. Ben öncelikle geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul'daydım. Ee, Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa evet. Karahasanoğlu Ağabey. rahmet eylesin. Hakkın rahmetine kavuştu. Rahmeti rahmet. Rahman'a kavuştu. Kısaca birkaç dakika onunla buyur, ilgili buyur, bir şeyler tabii, tabii. söyleyelim. Aslında Mustafa abi birkaç dakika değil bu program değil bir yıl anlatsan anlatırsın. Öyle bir deryaydı. 74 yaşındaydı. Son bir yıldır rahatsızlıkları vardı. E, i̇ki hafta e, bir ay boyunca da yoğun bakıma girip çıkıyordu. Öyle bir durumu vardı. E, Mustafa abi, Mustafa Karahanoğlu. E, her şeyden önce Akit o bildiğiniz 312 generalin dava açtı. o Akit silsilesinin kurucusuydu. Beklenen vakit diye 12 Eylül 1993'te kurulmuştu Akit gazetesi. 12 Eylül 93'ten bu yana beklenen vakit kapandı. Akit Kapandı ee, Anadolu'da vakit, kapandı bugünkü ismiyle yeni akit. Tabi 28 Şubat sürecinde 312 genel davası. Mustafa Karasanoğlu da özellikle nesil yetiştiren bugün medyada birçok ismini duyacağınız kişiyi de e, Ahmet Kekeş rahmetli buradan geçmiştir. Birçok isim e, Mustafa abinin tedrisatından geçmiştir. Biz de e, oradan geçtik. Ben e, Bir hatırası vardır Mustafa abinin çok kısa bir şey. 28 Şubat süreci hani Biz hassasız ya Gürkan Acır Hep 28 Şubat deyince hassaslaşıyoruz Çünkü biz o dönemi iliklerimize kadar yaşadık Mustafa abi derdi ki Ben akşam Evde geç saatlere kadar takım elbiseyle otururdum Takım Neden? elbiseyle otururdum Neden Ya polis gelir Şimdi polis geldiği zaman da Asansörün sesini duyarım Asansör gelince polis geliyor zannederim ve eğer pijama giymişsem hani geç saate kadar otururum yattım pijamayı giydim asansörün sesini duyduğum an kalkar takım elbisemi giyerim polis geliyorsa yanında da kamera getiriyordur <laughs> ya Akit gazetesinin sahibi pijamayla yakalandı demesinler pijamayla görüntü vermeyeyim diye ben evde takım elbiseyle otururdum Yattığım zaman da kalkıp tekrar takım elbisemi giyerdim. Eğer alacaklarsa da beni takım elbiseyle dimdik görsünler diyen bir abimizdi. Müslümana şefkatli olalım. Nerede Müslüman görürseniz şefkatli olun. Müslüman düşmanı varsa da şiddetli olun. Hani akit şiddetli, akit keskin derler ya. Keskinliği hiçbir zaman farklı fikirleri olmadı. Müslüman düşmanların oldu. Bu açıdan ben vefanın cisim bulmuş hallerinden biri olan Mustafa Karahanoğlu abiyi 19 yıldır Akit'teyim, 7 yıldır Ankara temsilcisiyim, 10 yıldır yazılar yazıyorum. Bizi de Mustafa abi yetiştirdi. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun diyorum. Şimdi tabii AK Parti'nin hikayesine gelirsek. 21 yıllık bir hikayeyle başladı. AK Parti 2002'de iktidara geldiğinde ben yolda yürüyordum. Yolda yürüyordum. Akşam iktidara geldi. Hangi yolda geldim? yürüyorsun? Kayseri'deydim. Ha. Sivas Caddesi vardır Kayseri'de. Kayseri'nin en ünlü caddesinin adı Sivas'tır. Sivas Caddesidir. Yolda yürüyorum. Akşamdan da Recep Tayyip Erdoğan tek başına iktidara açıklamış yüzde 34 küsur oyla gelmiş yüzde 34,5 oyla gelmiş. Hatta çok iyi hatırlıyorum o gece birisi mikrofon uzattı. Ee, dedi ki Sayın Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Başkanı, koalisyon kuracak mısınız diye sordu. Sayın Erdoğan da dedi ki ne koalisyonu dedi ya biz tek başına iktidara geldik koalisyon yok dedi yani speaker bile şaşırarak tek baş koalisyon kuracak mısınız diye sormuştu ertesi gün oldu yolda yürüyorum dedim ki ya AK Parti iktidara geldi güzel. E, tamam bir sürü yaşanmışlıklar var, ötelenmişlikler var, e, vesayetler var. Y yol aynı yol dedim ya. Yani e, iktidara geldi ama bu yol aynı yol. Acı aynı acı. E, bu acı devam ediyor. Fakülteye gittiğimiz zaman gene aynı acıyı göreceğiz. Hastaneye gittiğimiz zaman gene aynı acıyı göreceğiz. E, o vesayetin acısı. Ne? Bu, manevi acıları. Ne? Vesayetle, sabah mesela çekmediğin için Sen olabilir. Sivas Caddesi'nde yürürken onu anlayanlar sana nasıl o acı? Benim söylediğim şu işte. Bir nedir yani de o ve vesayet derken ne ne kas, nedir yani? Aç açacağım şimdi. AK Parti iktidara geldiği zaman kolay olmayacağını düşündüm. Yani birdenbire hiçbir şey değişmeyecekti. Birdenbire. <laughs> Cumhurbaşkanı yine Ahmet Necdet Sezer'di. Devam ediyordu. E ne güzel. Kamu kurumlarına başörtüler giremez, girmemeli diyen ve ayrımcılık yapan bir Cumhurbaşkanıydı. Hiçbir zaman saygısızlık yapmadık Ahmet Necdet Sezer'e. Hiçbir zaman Ahmet Necdet Sezer'e hakaret etmedik. Cumhurbaşkanıdır dedik. Yani hiçbir zaman da bir şeylere de benzetmedik Sayın Sezer'i. Fakat kalbimizi kırdı. Yani kamu kurumlarına başörtüler giremez diyen bir cumhurbaşkanı kalbimizi kırdı ve incitti. Öyle bir kırılmışlık vardı. Bunun yanında etrafımızdaki insanlar bizler de dahil olmak üzere fişleniyorduk. Gümüş yüzük taktı diye fişleniyordu. Çocuğunu Kur'an kursuna gönderdi diye fişleniyordu. Böyle bir ortam vardı. E, Bolu tüneli daha yapılmamıştı. Bolu da, tüneli daha yapılmamıştı, bitmemişti. Yani İstanbul'dan gelenler bilir, AK Parti iktidara geldiği zaman e, Bolu tüneli daha bitmemişti. Türkiye'nin hiçbir yerde izi yoktu. Acaba bir şeyler değişecek mi? Zaman içerisinde bunu göreceğiz dedik. Aslında o kronolojiyi de anlatabiliriz ama 21 yılda AK Parti'nin başına ne geldiyse aslında milletin başına da o geldi. Yani milletin başına ne geldiyse AK Parti'nin başına da o geldi. Yani tam tersinden de düşünebiliriz. Çünkü milletle yürüyen bir süreç var. Burada particilik adına söylemiyorum. Yani sonuçta milletin seçtiği, milletin iktidara getirdiği bir süreç. Aslında 21 yıllık AK Parti iktidarı, AK Parti hayatı aslında bir de iktidar aslında 21 yıllık AK Parti iktidarı, AK Parti hayatı aslında bir de iktidar hayatı yani. Kuruldu ve iktidara geldi. AK Parti dediğiniz zaman tamamen iktidardaki bir parti olarak düşünüyorsunuz. O açıdan da yapılanlara baktığınız zaman Necmettin Erbakan'ı anmadan da olmaz. Rahmetli Necmettin Erbakan her ne kadar insanlar Necmettin Erbakan'ı AK Parti karşıtı olarak lanse etse, gösterse, öyle bilse de aslında AK Parti iktidarında rahmetli Necmettin Erbakan'ın istediği neredeyse her şeyi de gerçekleştirilmiş oldu. Dolayısıyla aslında milli görüşte AK Parti'nin içerisindeydi. Doğru Yol Partisi de, e, Anavatan Partisi de, bütün bunlar AK Parti'nin içerisinde. AK Parti aslında bütün koalisyonların çoktan birleşmiş, cem edilmiş, gönüllü birlikleriyle kuruldu. Aslında o altılı masa dediğimiz masayı AK Parti baştan gönüllü olarak kendi üzerinde kurdu ve devam ettirdi. Bu açıdan da ben e, bu noktada başarılı görüyorum. Başarısızlıkları var mıdır? Eksik yönleri var mıdır? Elbette eksik yönleri ve başarısızlıklar vardır ama şunu görüyoruz özellikle. Ben dediğim gibi insanlar istediği partiye oy versin. Biz burada Türkiye'nin iktidarını konuşuyoruz. Doğu Akdeniz'de izimiz yoktu 2002 senesinde. Yani Doğu Akdeniz'de bir tane bizim sondaj gemimiz yoktu. Bugün baktığınız zaman 4 tane sondaj gemisi e 5, e dünyada 4-5 ülkede olan en son Abdülhamit Han, Han sondaj gemisi diyerek geçip gidiyoruz Gürkan Hacır ama 9 katlı bir gemiden bahsediyoruz. Yani bir bina büyüklüğünde 9 katlı gemi denizde ilerleyen bir şey. 200 metre yani yürümesi 5 dakika sürüyor bir baştan bir başa. Yürü yürü 5 dakikada gidiyorsun yani bir başından bir başına. E, böyle bir şey var. E, Rusya ile baktığınız zaman ara bulucu pozisyona gelmiş bir Türkiye'yi görüyoruz. E, bunun yanında Karabağ zaferini kazanmış bizim Türk dünyasıyla bağımız yok. Türk dünyasıyla o kadar yıllarca Türk'üz Türkçüyüz diyen birçok kişi MHP'yi kastetmiyorum. Bugün onlar ne olduğunu herkes biliyorlar. Diyen kişiler bunu dile getirmediler ama Zengezur geçidi diye bir geçit açılmak üzere. Ve Türkiye ile Türk dünyasının arasındaki bağ 100 yıl aradan sonra kurulmak üzere. 2002 yılında yok. Moğolistan'daki Göktürk kitabelerine ağlıya ağlıya zamanımız geçiyordu. Peki. Afrika'da 12 elçilik varken Afrika gibi topraklarda Sudan'a kadar inmiş Türkiye'den bahsediyoruz. Bugün 44 büyük elçiliğimiz var. 12 büyük elçilikten 44 büyükelçiliğe çıkmış Türkiye. Afrika'yı fellik fellik gezin. Bir tarafta Portekiz, bir tarafta Hollanda, Fransa, e, İngiltere. Afrika'yı ele geçirmiş, siz ortada yoksunuz. Oysa Afrika'da biz vardık. Bugün Osmanlı bakiyesini yeniden ne o Osmanlıcılık anlamında söylemiyorum. Ama gelin pragmatist yaklaşalım, faydacı yaklaşalım, Osmanlı'yı kullanalım canım. Osmanlı'nın gittiği geçmişi kullanalım. Faydamıza çevirelim. Ne var ki bunda? Yani ne o Osmanlıcı olalım, tekrar o Osmanlı politikalarını güdelem anlamında söylemiyorum. Ki faydalı politikalar varsa bunlar da güdülebilir. Ve son olarak şunu söyleyip bitiriyorum. Özellikle Türkiye'de biliyorsunuz yol problemi vardı, yol problemi. Ankara'da Elma Dağı'na gidenler bilirler. İki tane otobüs yan yana geçerken dikiz aynaları birbirine çarpardı şöyle Elma Dağı'nda. Bugün Elma Dağı'nda iki, iki üç tane gidiş bu tarafta, iki üç tane gidiş bu tarafta. Yani çift yol yapılmış. Yani efendim yol beton ekonomisi. Siz bunu yola döktünüz, betona döktünüz. Eğer bu yollar olmasaydı, bu betonlar olmasaydı, e, bugün biz o yollarda gidecek araç araçlarımız olurdu ama e, biz yürüyemezdik, ilerleyemezdik. O yüzden ben bunları kıymetli buluyorum. Şu da var. E, eleştireceğimiz yönleri de olabilir. eleştiredebiliriz İkinci turda da dönebiliriz. E, şeye baktığımız zaman evet teknoloji de gelişti. Yani ...teknoloji gelişti... ...zaten bu noktalara gelecektik... ...telefonlar işte aç telefonunu göster falan... ...bu olaylara girmiyoruz... <laughs> ...gelişti ama bu gelişmişliği... ...Türkiye'ye de yansıtmak önemliydi... ...ben Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde... Ee, ...bu gelişmişliğin... ...Türkiye'ye yansıdığını düşünüyorum... ...son iki yıl pandemi döneminin getirdiği... <laughs> ...bir ekonomik kırılganlığı da yaşadık... ...son iki yılda... ...ekonomik kırılganlıklar yaşandı... ...ama bugün geldiğimiz mi? noktada... ...iki tane e, alçak terör örgütünden kurtulmayı büyük ölçüde başarmış. Tamamen kurtulmamış bir Türkiye var. PKK terör örgütünün biteceğini hayalimiz almıyordu. Büyük örgüt olduğu için değil ha. Yani bitmiyor kardeşim. İçeride kimse uğraşmıyor doğru düzgün. Askerden gelen adamlar anlatıyordu. Ya PKK'lılar geçiyordu seyrediyorduk vur emri gelmiyordu diyorlardı. Böyle bir şey. Bugün Türkiye milli istihbaratıyla, jandarmasıyla bütün ee, elemanlarıyla, devlet kuruluna bir koordinasyon içerisinde hareket ediyor ve artık terörist geçerken vurmayı beklemiyor. Teröristi gidip yakalayıp vuruyor. Yakalayıp vuruyor. Bugün artık elebaşı Murat Karayılan'ı öldüreceğiz. Sarı torbaya koyacağız diyen bir İçişleri Bakanı. O açıdan ben bunu önemli buluyorum. 2002'de araç sayısı Toparlı 8 milyon. Acı. Bugün 26 milyon. 8 milyondan 26 milyona geldi. Peki bölünmüş yolumuz ne kadar? 6000 kilometre bölünmüş yol. 28 bin kilometre olmuş şu anda. Bakın bunlar önemli. Osman Gazi Köprüsü. Osman Gazi Köprüsü zarar ediyor yapılmasın edilmesin ya Osman Gazi Köprüsü bir buçuk milyar dolara yapıldı ekonomiye katkısı dokuz buçuk milyar dolar oldu şu anda ne, baktığınız zaman 9, araç 10, 10, 10. geçişleri ben sana rakamları vereceğim birazdan hak yememek için hızlı geçtim Şaban Bey birazdan ikinci turda tekrar çünkü çok şey olmasın kısa kısa geçiyorum şu anda e, Osman Gazi Köprüsü'nden geçen araç sayısı garanti edilenden yüzde 114 on yüzde yüz daha fazla Geçen araç sayısı. Onların detaylarına birazdan geleceğim. Onların gelir mi 9 olur. milyar dolar diyorsun? 9,5 milyar. Dolar. Ee, yani dolar şey, veya euro. Yapan, yapan şirketin cebine giriyor. 1,5 milyar. Hayır giren değil. Bu ekonomiye kazandırdıkları. Birazdan detayına girelim Şaban Bey. Şimdi detayına girersem hakkınıza girmiş olurum. Ee, yani baktığınız zaman e, yapılan projelerin konut projelerini konuşmuştuk Şaban Bey biliyorsun. Toplu Konut İdaresi'nin yaptığı projeler. 1 milyon 300 bin vatandaş ev sahibi buralardan olmuş. Normal konutlardan. Fiyatlarına kadar biz burada açıkladık. Dolayısıyla bütün bunlar devrim niteliğindedir. Sağlıkta yaşananları geçmiş dönemdeki insanlar AK Parti iktidara geldiğinde yeni doğanlar bugün 21 yaşında. AK Parti iktidara geldiğinde 10 yaşında olanlar 20 20 yaşında o 20 yaşında olan bugün 41 yaşında. Ben mesela yani AK Parti iktidara geldiği zaman 20 yaşındaydım. Peki. Bugün 41 yaşındayım baktığınız zaman.